Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta sizlere bana özellikle dönüş yaptığınız ve fazlasıyla anlatmamı istediğiniz bir konudan bahsedeceğim. İnsan sesinde equalizer ayarları. Equalizer'ı nasıl ayarlamalıyız? İnsan sesini mikslerken, vokali mikslerken nasıl bir ayar yapılmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunları göstermeye çalışacağım size. Bu noktada Ufuk Önen hocama da teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bize o muhteşem kitapta bunların hepsini aslında anlatıyor. Sizler de dilerseniz Ufuk Hoca'nın kitabına bakıp bu anlattıklarımı en azından teorik olarak görebilirsiniz. Pratik kısmını zaten ayrı olarak sizinle işleyeceğiz az sonra. İnsan sesinden şöyle kısaca bahsedeyim. Frekans aralıkları biliyorsunuz, duyabildiğimiz frekans aralıkları 20 Hz ile 20.000 Hz arası arkadaşlar. Tabii bu 20.000 Hz kısmı yaşla gitgide azalıyor. Ama konumuz bu değil zaten. Konumuz hangi frekans aralıklarında nelere dikkat edeceğiz? İnsan sesinde dikkat etmemiz gereken frekanslar. Önce onları bir anlatmaya çalışayım size. Aslında 75 Hz aşağısının herhangi bir anlamı yok. Hatta erkek sesi için 75, kadın sesi için 100 Hz aşağısının bizim için çok anlamı olmadığını söyleyebilirim. Ha, bu durum her zaman için bir kural mıdır? Her zaman için tabii ki kural değildir. Çok özelleşmiş durumlar var. Mesela ne gibi? Diyelim ki sadece bir vokalin olduğu bir girizgahta misal. Altları çok temizlemek istemeyebilirsiniz. Sadece eğer sahnede vokal varsa. Ama genelde 75 Hz aşağısı insan sesinde, mikste en azından, temizlenen frekanslar arasında. Bu bölgeye low cut uygulanacak. Bunu anlatacağım zaten. 100 Hz ile 300 Hz arası, özellikle bu fundamental sesler dediğimiz, yani insan seslerinin dolgunluğunu veren frekans aralığı bu bölgede yerleşmiş durumda. Bu 100-300 Hz arasındaki artışlar sesin dolgunlaşmasına, azalışlar ise sesin daha ince tınlamasına sebebiyet verir. O yüzden bu bölgenin çok dikkatli ayarlanması lazım. Aşırısı da istenmez, azı da istenmez. Bunu da örnekte yine bakacağız, göreceğiz. Bir diğer aralığımız 300-600 Hz civarı. İnsan sesin alt harmoniklerinin oluşmaya başladığı aralık bu aralıklar. Sesli harfleri, bu bölgede sesli harfleri duymaya başlarız. Hemen bu bölgeyle ilişkili olarak, hani bunu biraz daha uzatırsak, 800 Hz'e doğru çekersek eğer, özellikle bu 500-800 Hz civarında ise beğenmediğimiz boxy sound dediğimiz bir ses var. Hani kutu sesine benzer, bir kutu içinden geliyormuş hissini oluşturan bir frekans aralığı var. Bu frekans aralığı da insan volümünde, genelde mixinde tıraşladığımız, kestiğimiz yerlerden bir tanesi. Hemen bunun üzerinde 1-2 kHz aralığı var. 1-2 kHz aralığı da insan sesinde aslında çok temel duyuldu. Özellikle 300 Hz ile arkadaşlar 1-1,5 kHz aralığı insan sesinin bizim kulağımızın en çok duyduğu frekans aralıkları diyebilirim. Bu frekans aralıkları o yüzden özellikle 1-2 kHz civarında çok fazla açılırsa, teneke sesi dediğimiz, hani ses tenekeden geliyormuş gibi, böyle kalitesiz diyeyim, doğal olmayan bir sound yaratır. O yüzden bu bölgesi özellikle açık olan mikrofonlarla kayıtlarda ya da kendi ses renginde 1-2 kHz civarı çok açık olan insanlarda bu bölgede hafif bir tıraşlama işe yarayacaktır. 2-4 kHz arası, yani 2000-4000 Hz civarı insan sesinin tüm sesli sessiz harflerinin bulunduğu aralıktır. Bu aralık çok fazla açılırsa kulağı rahatsız eder arkadaşlar. Rahatsız edici bir özelliği vardır bu 2000-4000 aralığının. Çok kısılırsa da bu sefer gerçekten fonetikteki kelimeleri yutmaya başlarız. Sesleri yutulmaya başlanır fonasyonda. Bunu da istemeyiz. O yüzden bu bölgeye çok fazla hani müdahale edilmemeye çalışılır genel olarak. Çok aksayan ya da çok artan ya da azalan bir şey yok ise. 5 kHz civarı müzikte önemli bir aralık. İnsan sesinde de aynı şekilde 5 kHz, yani 5000 Hz civarında bir yakınlık hissi oluşturan baskınlık, presence dediğimiz 5000 Hz civarında duyuluyor. Bu bölgeyi birkaç desibel arttırmak her zaman için o sanatçının yakınlığını arttıracaktır. Özellikle vokali de uzaklaştırmak istiyorsak bu 5 kHz civarını birazcık kısmak tam tersi etki yaratacak. Sahneye biraz uzaklaştıracaktır. 6000 Hz'den başlayıp 8000 Hz'e kadar devam eden süreçte sibilans dediğimiz kısım var. Bu sibilans dediğimiz S'lerimiz, Deesser dediğimiz cihazların aslında müdahale ettiği bölge bu bölge. Özellikle S, Ş, S gibi sesleri bu bölgelerde hissedeceğiz.
bu bölgelerde sibilans duyacağız. O yüzden bu bölgelere müdahale, özel müdahale etmek gerekiyor. Sırf bunun için biliyorsunuz dinamik işlemciler, DSR dediğimiz dinamik işlemciler bize hizmet ediyorlar mix esnasında. 6000-8000 Hz'ten başlayıp 15000-16000'lere uzanan frekans aralığı da açıklık dediğimiz, sesteki açıklık dediğimiz, air dediğimiz İngilizce tabirle ve açıklık dediğimiz kısım seste ve müzikte bir parlaklık, bir ferahlık yaratır. Vokal için de aynı şey geçerli. Vokalin sesinde de bir açılma duyarsınız bu bölgeyi açtığımızda, kaldırdığımızda. Frekans aralıklarını bu şekilde özetleyebilirim size. Vokalle alakalı olan frekans aralıklarını özellikle. Dilerseniz şimdi Cubase üzerine geçelim ve vokal üzerinde biz bu işlemleri nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz? Değişik vokallerde bunlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, Cubase üzerindeki uygulamalarıma geçmeden önce öncelikli olarak bir şey söyleyeceğim, o önemli. Şimdi burada anlattığım ders sadece ve sadece equalizer ayarları nasıl yapılır onunla alakalı. Lütfen bunu bir vokal mixi nasıl yapılır moduna çevirmeyin. Yani size sadece equalizer anlatacağım. Burada otomasyonlar yapılması gerekebilir. Burada DSR kullanılması gerekebilir. Burada başka pluginler, kompresörler kullanılması gerekebilir. Ben burada bunları değil, sadece ve sadece size equalizer'ı nasıl kullanacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bunu da en çok kullandığım equalizer pluginlerinden bir tanesi olan FabFilter'ı kullanarak yapacağım. Evet, 3 tane vokalim var. Bu vokallerin equalizer'larını birlikte ayarlayalım. Bu arada kullanacağımız equalizer'ların cinsi parametrik equalizer'lar arkadaşlar. Siz de elinizdeki herhangi bir parametrik equalizer'ı bu iş için kullanabilirsiniz. Parametrik dinamik equalizer'ları da bu iş için kullanabilirsiniz. Equalizer çeşitleriyle ilgili bir ders anlatacağım. Bunların ayrımı ile alakalı. Orada detaylı bir şekilde size hangisi hangisi anlatacağım. Ama şimdi sadece vokalimize odaklanalım. İlk yapmamız gereken şey vokali bir dinlemek arkadaşlar. Vokali analiz etmemiz gerekiyor. Bakın mesela bu vokali bir dinleyelim. Neler var, ne duyuyoruz bir bakalım. Why you gotta make me feel so defeated? Why you make me look so green in the eye? Oh, you overpower me so instinctively. No matter where I run. Biraz sanki kapalı bir vokal var değil mi? Hani böyle çok açık, çok parlak kaydedilmiş bir vokal değil bu. İlk olarak ne yapacağız? İlk olarak equalizer'ımızı bir açalım. Evet. FabFilter böyle bir ekrana sahip. Cubase'in kendi içinde de bunu yapabileceğiniz pluginler mevcut ama hani ben kendim FabFilter'ı kullanıyorum, size de tavsiye ederim. Why you gotta make me feel so defeated? Why you make me... Videonun başında ne demiştim? İnsan frekansında kullanmadığımız, bu kısmı daha farklı frekansların doldurmasını beklediğimiz kısımlar var. Bunlar neydi? Kadın sesi için 100 Hz'in aşağısı, erkek sesi için 75 Hz'in aşağısını çok sık vokallerde kullanmayız. Burada da onu yapacağım. Bakın bir low cut dediğimiz düşük frekansları, bakın şuradan seçiyorum bunu, low cut kısmını alıyorum ve düşük frekansları kesmemi sağlayan bir filtre oluşturuyorum. Bu her equalizer programında farklı yerlerde farklı şekilde aktif ediliyor. FabFilter'da da bu şekilde şuradan seçebiliyorsunuz low cut'ı. Low cut denen kısım ne yapıyor? Düşük frekansları geçişini engellemeye çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Şurada gördüğünüz oktav dediğimiz bir terim var arkadaşlar. Kafanızı çok fazla karıştırmamak için detaylı anlatmayacağım ama bu oktavı ne kadar arttırırsak o kadar keskinleşir. Bakın 96'ya çekeyim. Gördünüz mü? Burada çizgi küt diye kesti. Hani daha yayık bir kesim yapıyordu. Şu an böyle tak diye misal 35 Hz'in üzerindeyim şu anda. 35 Hz ve altını kesmiş oldu. Vokalde bu kadar keskin istemeyiz. Ben genelde 12, 24, 30'u çok kolay kolay geçmiyorum vokal için. Bakalım şimdi duyalım. Hep duyarak çalışıyoruz. So green in the eye. Oh, you overpower me so instinctively. No matter where I run. Bakın seste bozulma olmuyor. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Hani 100 Hz'e kadar çektim kesilmeyi. Bakın arttırayım. I
I just can't overcome. I know that you're lying to me. That the grass ain't so... Evet, artık ses bayağı ciddi karakter değiştirmeye başladı. Buralarda 800 Hz'lerde artık kesmeyi başlarsak telefon efekte doğru gidiyoruz, öyle söyleyeyim size. O yüzden ne yapıyoruz? Eski yerimize dönelim. Bakın dolgunluk hemen geldi. Evet. Bence bu vokal için 120'lere çıkabilecek gibi duruyoruz. You make me look so green in the eye. Evet, ilk kısmımız tamam. Ne yaptık? Alt frekansları bir miktar temizledik. Bu alt frekansları temizleme esnasında nefes patlamaları, P sesleri genelde aslında yok edilir. Çok şiddetli değilse. Şimdi devam edeceğiz. İkinci problemli frekansımız neresiydi arkadaşlar? 200 Hz, 300 Hz, daha doğrusu 100 Hz ile 300 Hz aralığıydı. Bakalım buradaki sıkıntımız ne? Oh, you overpower me so instinctively, no matter where I run. Bakın şu bölgede sıkıntılı bir alan var gibi duruyor. Bunu nereden anladınız derseniz, genelde kadın seslerinde, erkek seslerinde 180-200, 220 aralığı, kadın seslerinde de bu 300 Hz'e kadar bulur, hatta bazen geçer. Bu frekanslarda genelde rezonans dediğimiz, rezonans sound dediğimiz ses vardır. Bunu çok şiddetli, çok dikkatli kesmemiz gerekir arkadaşlar. Çok kesersek o sıcaklık hissini tamamıyla alır. O yüzden önce bir equalizer'ımı arttırıyorum. Bu bölgedeki bozulmayı daha duyulur hale getiriyorum ve tam yerini tespit etmeye çalışacağım. Bunu da şuradaki Q'yu biraz daraltarak yapıyorum. Q'yu daraltmak demek arkadaşlar. Bakın buradaki sayı büyüdükçe, buradaki sayı büyüdükçe müdahale ettiği alan azalır. Buradaki sayı küçüldükçe müdahale ettiği alan çok daha geniş bir alan haline döner. O yüzden büyük Q ile demek dar bir alana müdahale ediyoruz demek. Büyük bir Q diyebileceğim bir Q alanıyla bu alana müdahale edelim şimdi bakalım. Buradan sola yapıp problemli frekans kısmını bulma şansına sahibiz. Bakın. Duyuyor musunuz? Bakın. Burada sesimizde bir sıkıntı oluşuyor. Hemen bunu fazla abartılı değil arkadaşlar. Birkaç desibel kısıyoruz. Bakalım. Biraz daha overpower me so instinctively, no matter where I run, I just can't overcome. I know that you're lying to me. Tabii sesteki incelme kalınlaşmalardan dolayı bu frekans sürekli geziyor. Ama rezonans yaptığı bölge genelde bu bölge. Evet, bu bölgeyi aldık. Şimdi ikinci kısmımız vardı. Ne demiştik? Bu 300-600 aralığındaki, özellikle 500'den sonraki boxiest dediğimiz box sound'u kesmek. Şimdi bu box sound'u da yine arayıp bulacağız, bakalım kutu etkisi yaratan frekans aralığı nerede? Dinleyerek hepsini arttırıyorum önce. Duyulabilir hale getireceğim. So defeated. Geziyorum. Why you make me look so green in the eye? Nazal dediğimiz bir bölge daha var arkadaşlar. Bu box'la nazal birbirine karışır. Çok yakındır çünkü frekans aralıkları. Birisi 500 civarındadır, birisi 800 civarındadır. Nazal ses 800'e doğru daha yakın. Box ses dediğimiz ses de 500 civarına daha yakın. I just can't overcome. I know that you're lying to me. That the grass ain't so green. I know it isn't so. But you won't let me go. Oh, 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 jealousy. Dikkat ettiyseniz o kutu içinden gelir gibi gelen ses 1-2 desibellik bir kısmayla bir de oldukça güzelleşti.
Tabi burada bir genel volüm kaybı illaki oluşuyor. Bunu da ne yapacağız? Daha sonra kompresörlerle ya da volüm dengelemeyle bir şekilde dengeleyeceğiz. Bir diğer problemli bölüm demiştim. Teneke etkisi yaratan 1K ile 2K arası. 1K ile 2K arasında bu vokalde çok büyük problemimiz yok arkadaşlar. Dinleyelim ama. Oh, you overpower me so instinctively. No matter where I run. O yüzden bu bölgeye müdahale etmeyeceğim. Gelelim şimdi 5K'nın olduğu yere. Ne demiştik bu bölüm? 2000-3000'in arasına da çok fazla müdahale etmiyoruz insan sesinde. Bazen kulağa tırmalayan derecede fazla rahatsız edici düzeyde olan bir parlaklık varsa belki burayı da bir miktar kısabiliriz. Ama bu vokal için öyle bir sorunumuz yok. Şimdi yakınlığı, seyirciye olan yakınlığı arttıran, presence'ı arttıran şu 5K bölümüne bir bakalım. Bu kadar geniş çalışmayalım. Oh, you overpower me so instinctively. No matter where. Evet, bakın şu 5000 bölgesi, 5600, 5500 bölgesinde bir duyalım. Evet, bakın bu bölge presence dediğimiz sözcükleri böyle daha vurgular hale getiren, sanatçıyı sahneye yaklaştıran bölüm. That the grass ain't so miktar, green. Burayı da bir miktar arttıralım. Bazı vokallerde bu bölge çok parlaktır. Kesmek gerekebilir. Genel geçer kural değildir arkadaşlar. Bu anlattıklarım hiçbirisi. Tamamıyla vokalden vokale her şey değişebileceğini göreceksiniz. Şimdi geldik son bölgeye. Air dediğimiz bölge. Bu air dediğimiz bölgede de frekans aralıklarının yaklaşık işte 10.000'den sonrasını açıyoruz. Ve seste bir açılma, bir parlaklık oluşturmaya çalışıyoruz. Oh, you overpower me so instinctively. No matter where I run, I just can't overcome. I know. Şimdi her equalizer her kişide maalesef iyi sonuç vermiyor. Mesela burada da biz vokalin üstünü açmakta kullanamadık. O yüzden ben üstleri açmada bir tane vintage equalizer olan Universal Audio'nun pull teklerini kullanacağım. Evet, burada iki bölümü var bunun aslında. Birisi daha çok mid frekanslara etki eden bölüm. Öbürü bas ve tizlere etki eden bölüm diye ayırabilirim. Ben amacım burada üstleri açmak. Bakın 16.000 Hz'e aldım. Bandwidth'i geniş tutuyorum. 16.000'den ötesini kaldıracak çünkü yukarıya doğru. Dar tutarsam sadece 16.000 Hz'i ve çok az onun yakın olan frekansları kaldırır. Ama bandwidth'i geniş tutarsam 16.000'den 10.000'e kadar olan tüm frekanslar aşağı yukarı etkilenir, öyle söyleyebilirim. Şimdi bunu boostluyorum bakalım. In the eye, oh, you overpower me so instinctively. Direnen bir vokal, gerçekten çok üstü kapalı. No matter where I run, I just can't overcome. Evet, 12.000 daha iyi oldu. Come, I know that you're lying to me, that the grass ain't so green. I know it isn't so. Bakın arkadaşlar, vokalimiz bayağı açıldı. Bir öncesi sonrası yapalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha duyulumu da hoş hale geldi. Why you gotta make me feel so defeated? Bakın buydu vokalimiz. Why you make me look so green in the eye? Oh, you overpower me so instinctively. Bu oldu. No matter where I run, I just can't overcome. Biraz tizler fazla kaçmış. I know that you're lying to me, that the grass ain't so green. I know it isn't so, but you won't let me go. Şu an güzel oldu. Oh, 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 jealousy. Evet, ilk vokal
kısmımızı, ilk vokal equalizer ayarlarımızı yaptık. Bunu bitirelim. İkinci vokalimize geçelim. Bakalım bunda neler yapacağız, bunda nelerle karşılaşacağız. Hearts are beating for a reason. Take the times our wild hearts are beating for a reason. Şöyle döngü haline getireceğim. Oh, we fall apart. Oh, we fall. Burada ciddi bir pa'mız var. Onu bir, o pa'yı bir equalizer'la bir yok etmeyi deneyeceğiz önce. Apart.